bugün yayın hayatına başlıyoruz. Umarım bizleri keyif alarak izlersiniz. İsterseniz yaşadığımız ilçeyi tanımakla başlayabiliriz. Ne dersiniz? Haydi başlayalım o halde. Milattan önce 1200 yıllarına kadar bilinen en eski bir tarihi olan Dinar, adı tarih boyunca birkaç kez kurulmuş ve batmış şehirlerden sonra gelmişti. Başlıca Keleinai, Celeinai, Apania, Kiboyos, Yeyikler ve Dinar isimleriyle anılmaktadır. Dinar, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Yüzde ilçemiz Ege ve Akdeniz bölgelerinin kesiştiği noktadadır. İlçemiz halkı, Cumhuriyet döneminin başlangıcındaki Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlıklar göstermiş, ilçemize ve düşmanın girmesine izin vermemiştir. İlçemiz nice devlet büyüklerini misafir etmiş şanslı ilçelerden biridir. Büyük önderimiz Atatürk, 16 Mart 1936 tarihinde ilçemize gelerek ilçemiz ve halkını onurlandırmışlardır. Bugünün yani 16 Mart'ın Büyük Atatürk'ün Dinar'a geliş günü olarak kutlanmaktadır. Merhaba, ben Serdar Topgöz. Değerli izleyenler, deney yapmak bizlere ne kazandırır? Gelin yaparak yaşayarak görelim. Yağ ramlası deneyi yapıyoruz. Yağ ve suyu bir bardakta karıştırdığımızda ne görürsünüz? Günlük hayatımızda oldukça içinde olan bitkisel yağlar ve su arasında nasıl bir ilişki olduğunu biliyorsunuzdur. Birbirlerinden pek hoşlanmıyor gibiler. Su ve bitkisel yağ birbirlerine karışmaz. Bu iki maddenin birbirine karışmamasının birçok sebebi bulunuyor. Bu deneyde bu ikilinin ilişkisini gözlemleyecek ve eğlenceli davranması deneyini ve çok daha fazlasını öğreneceğiz. Gelin şimdi arkanıza yaslanın ve arkadaşlarımızı dikkatli izleyin. Deneyimler bizler için günlük hayatımızın vazgeçilmezleri. Sizce de öyle değil mi? Gelin birlikte arkadaşlarımız neler yapmışlar. Deneyimler Canlanıyor adlı bir proje gerçekleştirildi. Bu projede amacımız öğrendiğimiz deneyimleri somutlaştırmak, hayatın içine katmamız. Günlük hayatta kullanılan deneyimleri yorumlanması ve bu etkinlik kapsamında öğrendiklerimizi pekiştirmek keyif almaktır. Türkçe dersinde öğrendiğimiz deneyimler konusunda yaratıcılarımızı kullanarak üç bölümlü bir biçimde anlattık. Böylece hem eğlendik hem de kalıcı bir şekilde konuyu öğrenmiş olduk. Haydi şimdi arkadaşlarımızla kulak verelim. Deyimimizin adı el üstünde tutmak. Bir insana çok değer vermek. Deyimimizin adı yumurta kapıya dayanmak. Anlamı yapılacak bir iş için az bir zaman kalması. Deyimimizin adı el ele vermek. Anlamı bir konuda güçlerini birleştirmek, işbirliği yapmak. Deyimimizin adı kafasını şişirmek. Anlamı çok konuşmak ya da gürültü ederek başının ağrımasına yol açmak. Göz bayanmak. Anlamı kandırmak. Yanıltmak, gösterişle aldatmak. Deyipten dört göz olmak. Bunun anlamı çok sevinmek ve bunu belli etmek. Anlamı özleyerek sabırsızla beklemek. Deyimimizin adı sinek ağlamak. Anlamı işi ya da müşterisi olmadığı için boş boş oturmak. Merhaba, benim adım Yaşar Fener. Hayat bilgisi dersinde yerel yönetimleri tanıyalım konusunda
hareketle Dinar Belediyesi'ne giderek belediye başkanıyla röportaj yaptık. Röportajdan bir kesit izlemeye ne dersiniz? Sayın yönetimleri tanıyalım adamında. Size çocuklarımı biraz daha somutlaştırmak için böyle bir gezi düzenleyebiliriz belediyeye. Bugün de nasip oldu. Bizi aradığınız için teşekkür ederiz. Çok var belediye. İçinizde fikri olan var. Söyle bakalım ne lazım? Şey, mesela bir apartman veya bir site inşa edildiği zaman sizlerinden alabilir belki. Doğrudur, çok doğru. Beldeler, yani bulundukları şehirler, etrafı, çevrenin bütün sorunlarıyla ilgilenmek mecburiyet. Tabii durdurak bilmiyoruz. Ramazan ayının başlamasıyla 3D ailesi olarak okul dışında da birlikte vakit geçirme adına iftar yemeğinde buluştuk. Önceden gül.